Sevgili takipçilerim, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Aksaray 68'imizden herkeslere kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Vallahi bu ara ses tonum kendime bile farklı geliyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum canlar. Bugün damak tadımıza değişik bir lezzet yapacağım. Brokoli salatası ve patlıcan kebabı yapacağım. Patlıcan kebabını pek damak tadımıza değişik değil aslında. Normalde patlıcan yemeği yiyor, kıymayı da çok yiyor hani köfte olarak. O pek karışık değil ama brokoliyi bizim ailede pek bir yiyen yok. Ben en son İzmir'de yemiştim. İlkay ablamın evinde. Bugün tekrardan şöyle... Aynen şunda. Sağ ol annem. Şöyle brokoli almıştım ben. Onu ilk olarak da şöyle bir doğrayayım bıçakla. Bayağı da olmuştu alalım. Serkan diyor ben yemem. Ayhan diyor ben yemem. İyi kim yiyecek? Elmas yiyecek. Elmas da ben çok seviyorum. Hem böyle maya hoş, ekşili oluyor. Hem de ablamdan şimdi sordum hani bir de bazı şeyleri de araştırdım. Orada da şeyli falan yapıyorlar değerli takipçilerim. Ne onun adı? Aklıma gelmedi şu an. Kapya biberli, mısırlı falan ama ben ablamın orada yediğim gibi yapacağım bu tarifimi, salatamı. Zaten brokoliyi Ege bölgesi kardeşlerimiz daha çok kullanıyor. Çünkü bizim burada pek yok ama artık bizim köyün pazarlarına da geldiğine göre yani kullananlar da vardır, yapanlar diye düşünüyorum artık. Şöyle ara ara açalım. Küçük küçük parçalara ayıralım canlarım. Sizler ne yaptınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Şu iyiymiş bak. Şöyle olsa iyiymiş bu. Söylediğim gibi ben bunu alalı bayağı oldu ama bizimkiler yemezik deyince ben hani bir fırsatını bulup da gerçekten yapıp da yiyemedim canlarım. Ama bugün kendim için yapacağım. Böyle ekşili ekşili canım bunu istiyor. Brokoli salatası yapacağım. Vallahi bugün ben ne yaptım? Bugün gayet yine dolu dolu bir günüm geçti. Her zamanki olduğu gibi. Tavuklar yer mi ki acaba brokolinin kokunu? Bizim tavuklar da düşünüyor. Anne olması çok zor. Anne olduğun zaman her şeyi düşünüyor. Senin dışarıdaki hayvanların da senin bir evladın oluyor. Onlar inan evlatlarından da farklı. Çünkü ağızlarını açıp da biz acıktık susadık diyemiyorlar. Çünkü Rabbim onlara bu fırsatı vermemiş. Rabbimin sessiz kulları onlar. Hele ben en çok sevdiğim bir yerden geldiğim zaman fıstıkla zeytinin beni kapıda karşılaması beni bitiriyor. Vallahi çok seviyorum. Sanki onlar benim evladım gibi yani. İbrahim Efe ile Ayhan nasıl benim yolumu bekliyorsa, gözlüyorsa onlar da benim yolumu bekliyor canlarım. Bir kilo yakın almıştım brokoli. Bayağı da yetmiş. Artık böyle hani bir yapayım. Ben seversem çocuklarıma da söylediğim gibi faydalı şeyler yedirmek istiyorum. Hem de değişik lezzetler olsun. Hep aynı şeyler yiyoruz diye düşündüm. Eğer severlerse haftaya perşembe günü inşallah yine alırım canlarım. Bayağı da dura dura pörüşmüş. Ama inşallah olur. Ablama sordum bir şey olur mu diye. İlkay ablamı aradım. Olmaz bacım bir şey yap dedi. Bacımdan yap tarifi geldiyse Elmas da yapar tabii ki. Ben sizi özlemişim galiba. Biraz çok konuştum. Kafanızı ağrıttım. Kusura bakma. Vallahi seviyorum sizlerle sohbet etmeyi. Şöyle görüyorsunuz. Neredeyse bir şey oldu. Parçalara ayırdım. Şimdi bunu şu yeşilliklerimi de koyar. Belki tavuklarım yer. Lahana kökü gibi ya. Yiyeceklerini zannediyorum ama bilmiyorum. Bugün pazardan biraz tavuklarıma şey alacağım. Yeşillik. İbrahim Efe ile Ayhan evde olduğu için pek geç kalmayın diye hemen aceleyle çıktım canlarım. Şöyle ilk olaraktan bunları bir sudan geçireyim. Bugün evde yeşilliğimiz yani çıtlığımız yoksa çıtlığı biz kendimiz bir şeyler yaparak çıtlık şeyimizi gideririz. İhtiyacımızı. Ne yaptık? Marul aldık. Maydanoz, yeşil soğan, tere. Bunları aldım. Bugün bunları yıkayıp kendime çıtlık şeyimi gidereceğim canlarım. İnşallah. Şöyle
Babanın üzerinden ben bir sıcak su getireyim. Brokolilerimizi ağzı açık haşlayacağım. İlker ablam ağzı açık haşlarsa daha yeşil haşlanıyor dedi. Bugün bu brokoli salatam da İlker ablamdan olsun. Çünkü onu arayıp da sordum. Hani ben söylüyorum. Ben saklamıyorum, gizlemiyorum canlarım. Aleni söylüyorum. Neyse o. Bizim burada bu brokoli salatasını yiyen olmaz. Ama ben hani ben bunun tadına baktım İzmir'de, hoşuma gitti. O yüzden tekrar değerlendirmek istiyorum o lezzetimi. Ben bir sobadan hemen sıcak su alıverip geliverim. Şöyle sobamdan sıcak suyumu getirdim canlarım. Bayağı da su koydum. Şimdi ocağımın altını açayım. Bu burada ağzı açık haşlana dursun. Ben de bir taraftan ne yapacağım? Bugün ne yapacağım? Elmas bugün ne yapacak? Bugün canlarım şu yeşilliklerimi bir yıkayayım. İlk olarak da daha sonra şu soğanımı önce bir doğrayayım. Ortadan kalksın bu soğan. Soğanı ne yapacağım? Bugün patlıcan kebabı yapacağım için soğanımı onun içine doğrayacağım canlarım. Aşağıdan kilerden patatesle soğan getir dedim. Kış çok güzel. Ben seviyorum. Hani yemeklerimiz olsun. Bu sene zaten hiç kar yağmadı. Hiç kış gelmiş gibi değil. Sanki yedileceğin yedisindeyik. Yani pek bir değişik olmadı. Onu söylemek istiyorum. Şuradan bir tane tabak alayım. Şimdi şu yeşilliklerimi çarçabuk bir yıkamak istiyorum canlarım. Marulundan başladım canlarım. Şöyle yıkadığımı genelde unutuyorum, kafamı vuruyorum. Ondan sonra da aklım başıma geliyor. Kafamı vurduğum zaman çekiyorum diyorlar ama bizim çeşmenin suyunu bir görseniz siz, siz elinizde değmezsiniz ya. Ben yine de tutup çekiyorum. Pek soğuk, aşırı derecede soğuk. Yani böyle bir soğukluk yok. Resmen elinize kartopunu alırsınız da hani elinizi kırklaştırır ya. Yani parçalar soğuk. İnanın öyle bir soğuk bizim çeşmeler.
yeşillik sefası yapalım. Bitti. Muradına erdi bugün tüp. Geçmiş olsun. Yeşilliğimizi yıkadım canlarım. Görüyorsunuz soğanımı. Ispanak ne yani? Vallahi Allah'ım ne diyeceğim şaşırdım. Soğanımı, teremi, marulumu, maydanozumu yıkadım. Yemeğe hazır bunlar. Şöyle suyunu sızsın. Ben bir taraftan yemek yapmaya geçeyim canlarım. Şunu bir suda geçireyim. İçin doğratmak lazım olacak diye. O da olmadı. Sevgili takipçilerim, geçen hafta Serkan patlıcan almışmış. Ay Hanım'ın can istediği için. Ben bu hafta almadım bu vardı. Şöyle 4 adet ama bir tanesi galiba şey yapmış. Bakalım. Sağlam olanları yapalım. Biraz çürümeye gelmiş herhalde. Vallahi doldu. Doldu ellerim. Şunun içine şu şekilde doğrayayım canlarım. Arada tavuk 15 tane miydi? 10 tane tavuğum var. 2 tane de horozum var. 12 tane. He. Ayhan, sen tüpü değiştirebilir misin Ayhan? Arkadaşlar, patlıcanlarımı bu şekilde doğradım. Şimdi 2-3 de patates yapacağım. Ayhan, ne? Sen tüp takabilir misin? Tüp mü? Ama bilemezler evini patlatın. Niye patlasın yakmanca? Bu mu değişik? Yakacak ama şey, o yakacak. Tamam da dağmadan patlamaz ki çakmak çakmadan. Oralarımızı bir boşalt önce. Ayhan bir örtü bir de takarsa arkadaşlar, gayrı evin ilki Ayhan demektir. İlan ederim yani bir örtü bir tüpü de takarsa. Tamam,
Sen ne yapıyorsun? Sen mi? Aha. Patlıcan kebabı yapıyorum. İyi. Değil mi? Mantar sodu yap geçelim. Sodu'dan farkı yordum. Sevdin mi? Faydalı yanma iyi. Bugün yine mantar alacağım da bitirmişler ayağım bir var alardı. Azirken vardı. Hı? Azirken vardı. Şiir, dersin var diye oğlum gidemedim işte. Bunlar da bu şekilde doğruyor değerli takipçilerim. Tıpkı patlıcanın boyunda. Şimdi sıra geldi. Asıl önemli şeyimizi, köftemizi, şöyle köftemizin kıymasını falan bir hazırlayayım. Daha sonra baharat kısımlar. Oo, bir dakika Ayhan tüpü yaptı arkadaşlar. Bir göstereyim. Ayhan tüpümüzü yapmış. Maşallah maşallah. Vallahi Ayhan'ıma ben göz değeceğim. Nazar edeceğim çocuğuma. Bir insan her şey... Aman oğlum yapma öyle. Tehlikeli işler yapma oğlum. Koy önüne. Koy annem. Çok şu ocağımıza yak Ayhan. İlkin koy da istersen ondan sonra yak Ayhan. Kapattım. He. Aman. Korkma beni ne korkuyorsun? Kaçırıyor valla ben korkarım arkadaşlar. Bir şey neyim oldu patlan neydi? Şöyle yaptığını çekilir. Yap o zaman sen Ayhan. Ben de bir kıyma malzemelerini hazırlayayım. Canlarım ilk olarak köftemizde şöyle soğanımızdan başlayacağım. Soğanımızı rendeleyeceğim. İstesem elimde de doğrarım ama rende daha güzel oluyor. Köftenin içinde gözük bölmesi için. Mikserde de çekerdim ama şimdi mikseri kim kirletecek? İki soğan rendeleyebilirim şurada. İnşallah gözüme gitmez. Kıyma. Dolaba attıydım böyle karnıyarı falan. Ondan sonra lahmacun falan yaparsam diye biraz ayırdıydım kendi kıymamdan. Brokolimiz kaynamaya başladı. Ayhanım sağ olsun elinden her iş geliyor kurban olduğumu. Yaptı koydu. Yoksa Serkan'ı bekleyecektim ben. Hani zaten bu patlıcan kebabımı fırına verecektim ama brokolim ister istemez şey de pişecekti arkadaşlar. Şöyle 3 adet de sarımsağım var ama 3'ünü de yapmayacağım. Yapsam mı ki? Kararsız kaldım. Köftede salata şey o iyi oluyor. Sarımsak. Ben seviyorum. Sucuk gibi oluyor o zaman. Yavaş gözüme gitmeye başladı yine. Aslında şu aspiratörü orada yaptığım zaman iyi oluyor ama o zaman da video çekirken size çok ses çıkıyor canlarım. O yüzden ses çıkardığı için yapmıyorum. Gözüm hiç soğanı sevmiyor.
Gözümden yaş geldiği zaman hasta gibi oluyorum. Geldiğine de bakma da. Size hasta gibi görünüyorum canlarım. Hasta değilim, çok şükür iyiyim. Allah'ım kimselere hastalık vermesin. Hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Bugün buranın havlusunu da getirmemişsin. Makineye attıydım. Baharatlarımı da bir getireyim canlarım. Sevgili takipçilerim, şöyle kıymalarımı poşetinden çıkaracağım. Rendelenmiş olduğum soğanım ve sarımsağımın üzerine ekliyorum. Bir poşet çıkarmıştım. Daha sonra baktım az gibi geldi köfte için. Diğer poşetimi de çıkardım. Daha sonra ilk olarak da tuzumdan başlayacağım. Köftemin tuzunu ekliyorum. Toz biberini. Şöyle göz kararı kimyon. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben biliyorsunuz baharatları çok seviyorum. Bütün her şeyde baharatlıyım. Yani elime ne geçerse. Tuzumu da attım. Şöyle baharatlarımı alayım. Canlarım, köftemin içine baharatlarımı ekledim. Daha sonra şöyle bir adet yumurtamın akını ekliyorum. Sarısında başka bir keke pastaya olabilir. Şöyle de bir galeta unum var. Göz kararı da galeta unu ekledim. Köftemizi bir yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Biraz dar geldi sanki bana. Ben biliyorsunuz geniş şeylerde çalışmayı severim. Toz biberimiz de sanki biraz az oldu. Tezgahım güzel, zaten temiz. Galeta unu bayağı ekledim canlarım. Çünkü benim kıymam bayağı yağlıydı. Hani böyle etli bir kıyma değildi. Tuzu nasıl ki acaba? Ben böyle çiğ şeyler hiç yemeyi sevmem. Allah'tan. Toz biberi biraz az gibi. Birazcık daha toz biber ekleyeceğim. Canlarım. Daha sonra yoğurduktan sonra şekil verme işleminde gözüme evet. Geldi köftelerimize şekil vermeye. Çünkü köftelerimiz oldu canlarım. Çok da güzel oldu inşallah. Tuzu da iyi olmuştur. Biraz daha tuz ekledim ben sonradan. Çünkü bizim biliyorsunuz şeyimiz tuzumuz pek tatlandırmıyor. Tekrardan köftemi malzemelerini sayayım sizlere. Kıyma, soğan, sarımsak, galeta unu, toz biber, karabiber, kimyon ve yumurtanın akı. Bu kadar canlarım. İsteğe bağlı da acı veya tatlı yapabilirsiniz. Şu biraz büyük olmuş. Çünkü patlıcanlarımın boyutunda olsun istiyorum.
takipçilerim, patlıcan kebabı için şöyle bir adet patlıcanımızı, kıymamızı. Sevgili takipçilerim, şöyle patlıcan kebabımız için patlıcanımızı, köftemizi ve bir adet de patatesimizi koyuyoruz. Tekrar köfte, bir patlıcan, bir patates. Çok zevkli bir şey. Gerçekten yapması çok zevkli bir yemek. Yani şöyle söyleyeyim, hepsinin arasında bir köfte oynuyor. Başka hiçbir şey yok. Ben patatesi eşim için yaptım. Eşim çok seviyor çünkü. Bu şekilde patlıcan kebabımı yaptım canlarım. Şimdi ne yapacağım? Üzerine sosunu ekleyeceğim. Sosunu sizlerle birlikte hazırlayalım. Canlar, şöyle sosu için ilk olaraktan bir yemek kaşığı kadar salça, domates salçası, şöyle göz kararı tuz, bir bardak ılık su, soğuk su da ekleyebilirsiniz. Ben ılık su tercih ettim çünkü hemence ısınsın ve pişsin diye. Zaten hani bizim zamanımızda biraz daha daraldı. Şöyle göz kararı da yağ ekledim canlarım. Şimdi bu sosumu üzerinde gezdireceğim. Önce bir karıştırayım güzelce salçamı, suyla eriteyim. İsteyen bunun üzerine domates, biber de yapabilir ama ben öyle yapmayacağım. Çünkü hem bu şeklini bozmayacağım hem de domatesle biber yaptığım zaman sanki çanak gibi oluyor. Öyle hissediyorum ben. Patlıcan kebabı gibi olmuyor canlarım. Şöyle ara ara gezdiriyorum. Sadece domates salçası, yağ, su, birazcık da tuz ekledim sosu için. İsterseniz sizler böyle kekik, öyle şeyler falan seviyorsanız nane ekleyebilirsiniz ama biz pek hoşlanmıyor öyle şeylerden. O yüzden şöyle her tarafını gezecek şekilde yaptım. Şuradan biraz daha su alayım canlarım. O su az gibi geldi çünkü bana. Bu suyla artık fırınımıza alalım. Şöyle bir gösterelim sizlere. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de piştikten sonra sizlerle birlikte olalım canlarım. Şöyle fırınımızı ayarlayalım canlarım. Ben yine 30 dakikaya ayarladım. Patlıcan kebabımı fırına veriyorum. Fırın tepsimi de tabi bu arada çıkarayım ki yanmasın. Patlıcan kebabımız pişerken canlarım, biz de bir taraftan brokolimize bakalım ne olmuş. Haşlandı, hala kaynıyor. Şöyle ocağımın altını biraz canlandırayım. Gayet güzel haşlandı. Sonradan ağzını kapattım ben. Brokolimizi artık indirelim. Bunu süzmeye bırakalım ve iç malzemesini hazırlayalım canlarım. Sevgili takipçilerim, İlk olaraktan brokolimi şöyle bir süzeyim de süzeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hiç suyu kalmayacak şekilde süzdüm. Şimdi tekrar bunu şöyle koyalım. Ben sarımsağımı, limonumu hazırlayana kadar
O orada süze dursun, süzüle dursun. Şöyle sarımsak, 3 adet sarımsak rendeleyeceğim. Çünkü bu salatamızı lezzetlendiren sarımsak, o bitkisel kokusunu gideren sarımsak olacak. Bugün sarımsak aldım pazardan. Daha eve akşam olmadan bismillah koca bir başını dişini bitirdik. Bayağı sarımsak tüketiyor yani bizim evde. Olsun ya, sarımsak iyi olur. Sağlığa faydalı, kanseri bile önlüyormuş bu sarımsak. Rabbim o kadar güzel şeyler, sebzeler, meyveler, bitkiler vermiş ki kıymet bilmiyor ama biz hiçbir şeyin tadını, tuzunu, kıymetini bilmiyor değerli takipçilerim. Allah'ım o kadar çok güzel şeylerle mükafatlandırmış ki hepimizi, her birimizi. Şöyle şimdi limonlarımı rendeleyeceğim. Rendeleyeceğim. Allah'ım ben bugün çok değişik konuşuyorum. Vallahi kusura bakmayın değerli takipçilerim. Sarımsak rendeleyeceğim diyeceğim zaman limonu rendeleyeceğim diyorum. İşte benim takipçilerim zaten beni biliyorlardı. Bu arada Ay Hanım'ın ceketini giydim. Kar yağıyor. Size o kar manzarasını da göstereceğim inşallah. Görmek isteyen takipçilerim var. Çünkü kara hasret giden. Biz de hasret gittik bu sene. Biz de görmedik sizler gibi. Sarımsağımı rendeledikten sonra limonumu, 2 adet limon kullanacağım. Şu limonum da bayağı bitmiş arkadaşlar ama yine de kıyamadım atmaya. İlkay bacımın dalına gitsem de İzmir'e acık limon koparsam dalından. Orada taze taze. Bir iyi oluyor ki mutfağın balkonuna çıkıyordum ablamın orada. Dalından koparıyordum. Tazecik yiyordum orada. Yıkıyordum. Kabuğuyla beraber yiyordum hem de. Gitsem bacım yine toplatır. İşte gidemedik. Her şeyde vardır bir hayır. İzmir'e gideceğim işte bir. Onda direksiyon sınavını geçemeyince gidemedim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Brokolilerimizi de ekleyelim. Bu da buna mı dar geldi? Yine mi dar geldi? Böyle iyice dar geliyor bağlım. Şöyle bir bol kabımın içine alayım. Onu değiştireyim canlar. Bugün hep darına gidiyor bağlım. Bol atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Limonumuzu da ekleyelim. Şöyle bolca limon. Ben de borcamını da tertemiz şeydim dedim ama değişen bir şey olmayacak. Bundan da ona dökeceğim canlarım. Şöyle biraz da sıvı yağ ekliyorum. Bu arada patlıcan kebabımız pişiyor. Şöyle güzelce bir harmanlayalım. Ben bunu en son 4 sene önce İzmir'de yemiştim. Ayaz Kerem'in doğumuna gitmiştik. İlkay bacım pişirdiydi. Biraz iri olmuş olabilir. Olsun, çatalla batırıp da yemesi güzel oluyor. Vallahi sizlere de tavsiye ederim. Hani benim gibi hiç tadını bilmeyenler vardır belki. Ben inkar etmiyorum. Ben İzmir'de tattım bunun tadını. Orada gördüm lezzetini. Ama hala tadı damağımda duruyor. Bizim buralara brokoli gelmiyor sanıyordum. Artık yavaş yavaş bizim kasabamızda şehirleşiyor arkadaşlar. Şöyle brokoli salatam da hazır. Bu kadar. Vitamin deposu, sarımsak, limon, yağ. Sarımsaklar burada kaldı. Patlıcan kebabımız da piştikten sonra servisimize geçelim canlarım. Brokoli salatamız hazır canlarım. Bir de patlıcan kebabımıza bakalım. O ne durumdaymış? O da çok güzel kızarmaya başlamış. Neredeyse pişmeye başlamış. Sevgili takipçilerim, anao, ben de bunun bir şeysi eksik diyorum. Tuz eksiymiş. Tuz attım biraz. Şöyle tekrardan dökeceğim. Vallahi yeniden karıştıracağım. Tekrardan döktüm. Ağzıma bir aldım. Hiç tadı yok. Çünkü tuzu yok.
Sonradan aklıma geldi. Ben dedim bunun tuzunu unuttum. Bakın bir. Bak şimdi olmuş. Demin tuzu yiyordu. Hiç tadı yiyordu. Ağzıma bir aldım. Söylemedim. Dedim ben bunun tuzunu unuttum. Tekrar tuzunu ekledim. Enfes. Sevgili takipçilerim, patlıcan kebabım pişti. Öf. Ağzına da duman çattı. Şöyle bir göstereyim Ayhan'ım. Ooo, annem yaparsa en iyisini yapar. Oldu mu? Hmm. Brokoli salatamız da burada. Yeşilliğimizi de göster. Oo, şuraya bir baktım çadıra, su varına koca koca olmuş. Esna mı? Valla. Tavukları yememiş mi? He. Bizimkiler yemeye başladılar canlarım. Evet, yeriniz İbrahim Efe yine iştahsız görüyorsunuz. Her zamanki olduğu gibi. Patates yiyor, protein. Kanepe gidince de ev nasıl çirkin oldu Seko? Tabii çirkin olur tek. Tek tabanca kaldı ona. Gel yemeğimizi yiyelim. İyi, hadi afiyet olsun bize. Hadi görüşürüz. Sevgili takipçilerim, bugünkü videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarım devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Hoşça kalın.